Mal die besondere Geschichte Salih Özcan. Salih Özcan var tabii ki, o da bir başarı hikayesi. İtalya maçında aramızdaydı ve hepinizin bildiği üzere birkaç gün önce Borussia Dortmund'da mukabele imzaladı ve onu da sahada ve saha dışında hepimizin ondan beklediği rolü gerçekleştirmesini bekliyorum. Son haftalarda başka neler yapmaya çalıştık? Ben mesela Almanya'daki Schalke 04 takımını ziyaret ettim ve onlarla Mehmetcan Aydın konusunu görüştüm. Mehmetcan 3 aylık bir sakatlık dönemi geçirdiği için bu kez milli takıma katılmamasına izin vermemizi rica etti. Çünkü milli takıma katıldığında gerçekten üst düzeyde olmak istediğini söyledi. O yüzden de yani bir genç oyuncu daha var bizi bekleyen. Zeki Amduni var Lozan'dan. Ve onunla da temasa geçtik, iletişime geçtik. Ve kendisi İsviçre 21 yaş altı milli takımı defterini kapatmak istediğini ifade etti. Ancak A milli takım antrenörü onu milli takıma davet etti, İsviçre milli takımına davet etti. O yüzden biraz daha işimizin zor olduğunu düşünüyorum. Bir de Turgay Gemicibaşı var. O da Klagenfurt'ta oynuyor Almanya'da. Onu da izlemeye devam edeceğimizi ifade edeyim. Bir adayımız daha var. Ona biraz daha yakından değinmek isterim. O da Yunus. Yunus'u Kasımpaşa maçında izledim. Orada Balotelli için bir kırmızı kart aldılar ve sonra da 3-0 geriye düştüler. Ve bu hal içerisinde her pozisyonda, her sahnede bu duruma kızdığını, topu istediğini, bir şeyler denemek istediğini, vazgeçmediğini ve 3-1'in bile bir başarı olarak göreceğini söyleyen ve olağanüstü bir zihniyet gösteren tek oyuncuydu sahadaki. Ve Galatasaray maçında golü attıktan sonra gösterdiği saygı dolu sevinç gösterisi de yazdığımızda bu bir Türk milli takımı oyuncusundan bekleyeceğimiz ve olağanüstü bulduğum iki özelliktir. Bence benim gözümde bunlar bir Türk milli takımı oyuncusunun değerleri içerisinde olması gerekiyor. Kendi ülkesini, kendi milletini yurt dışında nasıl temsil ettiğini çok güzel göstermiş oldu. O açıdan da Yunus kesinlikle aday olarak buraya davet edilmeyi hak etti.